olayı bir avukat olarak yasal boyutuyla irdelemek gerekirse, parkomat uygulamasının tüm ülkedeki idari yargı kararlarında da yansıdığı kadarıyla yasal bir uygulama olmadığını düşünüyorum. Çünkü caddeler ve sokaklar kamunun ortak malıdır. Dolayısıyla kamunun ortak malına ayrılmış olan cadde ve sokakları otoparka çevirmek ve akabinde de otopark ücreti almak yasal değildir. Nitekim imar yasası 37. madde ve 44. madde de bizzat bu söylediğimi teyit etmektedir. Dolayısıyla hem NİDE'de hem Türkiye genelindeki bütün parkomat uygulamalarının yasal olmadığını düşünüyorum. Bunu biraz daha geliştirebiliriz. Bununla ilgili idari yargı kararları var demiştim. Ankara'da, Antalya'da parkomat uygulamasıyla alakalı olarak açılmış olan davalar genelde iptalle sonuçlandı. Yani parkomat uygulamasına son vermek zorunda kaldılar. NİDE'de de ben yasal olmadığını düşünüyorum. Çocuk ve genç işçilerin çalışması hakkında bir yönetmeliğimiz var bizim. Mevzuatımız çocuk işçilerin, genç işçilerin çalıştırmasına cevaz veriyor. Fakat burada yasanın belirlemiş olduğu bazı kıstaslar var. Bunlara uyulması gerekir. Nedir mesela? 15 yaşındaki bir çocuk, çalışan 15 yaşındaysa eğer, haftada en fazla 35 saat, günde en fazla 7 saat çalışabilir. Eğer ki bu çocuk 16-18 yaş arasında ise haftada en fazla 40 saat, dolayısıyla günde en fazla 8 saat çalışabilir. Ve bu çocuklar mutlak surette günlük 1 saat dinlenme için süre verilmesi gerekir. Akabinde bu çocuklara hafta tatili izni kullandırıldığında çalışmamalarına rağmen ücret ödenmesi gerekir. Dolayısıyla NİDE'deki parkomat firması çocuk işçi, genç işçi çalıştırılması belki yasal olabilir bir noktada, fakat yasanın kendilerine getirmiş olduğu yükümlülüklere uyup uymadığı önemli bir husus. Dolayısıyla parkomat firmasının burada sorulması gereken bence asıl mevzu, çocuk işçileri çalıştıran parkomat firması gerçekten yasanın kendisine vermiş olduğu yükümlülüklere uyuyor mu, uymuyor mu?